Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde elementer fonksiyonlar veya temel fonksiyonlar ve onların dönüşümlerinden bahsedeceğiz. Bunların grafikleri ve dönüşümlerinden bahsedeceğiz. Tabii ne yapacağız? İlk önce hemen elementer fonksiyonların tanımlarıyla başlayalım. Birinci fonksiyonumuz birim fonksiyon da denen reelsel tanımladığımız fx eşittir x fonksiyonu. Bu fonksiyon her sayıyı kendisiyle eşleştirdiği için biz buna birim fonksiyon adını veriyoruz. Sonra reelsel sayılara tanımlayacağımız başka bir fonksiyon daha var. O da gx fonksiyonu. Bu da x kare. Yani kare fonksiyonu arkadaşlar bu da. Gene reelsel sayılara tanımlayacağımız her reel sayı için, çünkü tanımlıdır bu fonksiyonlar. Hx eşittir x'in kübü. Bu da küp fonksiyonu. Ve daha sonra da arkadaşlar ne? İki nokta üst üste reel sayılara nx eşittir. Nx eşittir küp kök x. Bu da küp kök fonksiyonu olacak. Ve sonra da m fonksiyonumuz negatif olmayan reel sayılara mx eşittir karekök içerisinde x. Bu da karekök fonksiyonu diye tanımlıyoruz. Ve son olarak da ne diyelim? K fonksiyonu diyelim. K fonksiyonu da tüm reel sayılardan gene reel sayılara kx eşittir arkadaşlar mutlak değer içerisinde x. Bu da mutlak değer fonksiyonu. Mutlak değer fonksiyonumuz. Şimdi burada her şeyden önce bir karekök ne demektir? Küp kök ne demektir bir sayının? Onları ifade edelim. A sayısı sıfırdan büyük eşit olmak üzere x kare eşittir a denklemini pozitif köküne a sayısının karekökü denir ve kök a ile gösterilir. Yani bir sayının karekökünün tanımlı olması için arkadaşlar kök a'nın bir reel sayı olması için ne olması gerekir? A'nın sıfırdan büyük veya eşit olması gerekmektedir. Kök a ancak o zaman bir reel sayı tanımlar. Bunun dışında bir sayının karekökü, bakın x kareştir a denkleminin pozitif köküne kök a dediğimiz için arkadaşlar ve a sayısı da sıfırdan büyük veya eşit bir sayı olduğu için kök a sayısı da nedir? Mutlaka sıfırdan büyük veya eşittir. Bir sayının, yani negatif olmayan bir sayının karekökü de negatif olmayan bir sayıdır. Bunları ifade ettikten sonra şimdi ne yapalım? İsterseniz burada birkaç bu elementer fonksiyonlar için bazı değerleri ne yapalım? Hesaplayalım. Bazı değerleri hesaplayalım. Şöyle yapalım. Evet, mesela x eşittir 64 için, A şıkkında x eşittir 64 için, B şıkkında da x eşittir eksi 12.75 için hesaplamalarımızı yapalım. Fx eşittir ne demiştik? Birim fonksiyon demiştik. O zaman F 64 neye eşit olur? 64'e eşit olur. G 64 neydi? 64'ün parantez karesi. Bu gx dediğimiz neydi? X'in karesiydi. G 64, 64'ün karesi olacağına göre o da 4096 olacaktır. H
X dediğimiz neydi? X'in kübüydü. O yüzden H64 dediğimiz 64'ün nesini alacağım? Kübünü alacağım ve 64'ün kübü de kaça eşit? 262.144'e eşit arkadaşlar. Bunun dışında bir tane M fonksiyonu tanımlamıştık. Küp kök x demiştik. Ve bu da küp kök içerisinde, bu durumda küp kök içerisinde 64 neye eşittir? M 64'ün evet, görüntüsüdür. O da kaça eşit olacaktır? Küp kök 64 arkadaşlar. Evet, 64 hangi sayının kübüdür derseniz 4'ün kübüdür. Demek ki M 64 4'e eşittir. Daha sonra neye x eşittir? Karekök içerisinde 64 hesaplayacağım. Ve bu da kaça eşittir? 64 neyin karesidir? Ne? 64. Evet, 64 8'in karesi olduğuna göre kök içinde 64 8'dir. Cevabımız 8 çıkacaktır. Bir de ne vardı? Kx vardı. Kx de mutlak değer x'e eşittir. Bu da arkadaşlar bu durumda K64'te 64'e eşittir. Mutlak dx fonksiyonunu da hatırlarsanız eğer şu şekilde tanımlamıştık. X'e eşittir. X'ler sıfırdan büyük veya eşitse, eksi x'e eşittir. X sıfırdan küçük ise. Yani aslında mutlak değer x bir sayının sayı doğrusu üzerinde bir sayının sıfıra olan uzaklığıydı. Ve doğal olarak mutlak değer x sayısı, yani bir sayının mutlak değeri de her zaman sıfırdan büyük veya eşit değerler alır. Hiçbir zaman negatif olamaz. Çünkü uzaklık ifade etmektedir. -12.75 için de bunları yapacağız. F -12.75 F birim fonksiyondu. Her sayıyı kendisiyle eşleştirdiği için tabii ki ne olacaktır? Bunun eşleşeceği sayı -12.75 olacaktır arkadaşlar. Farklı bir renklemi yapalım. Evet. G -12.75 ise nedir? -12.75'in parantez karesine eşittir ve onun da sonucu 162.5625'e eşitmiş. Devam edelim. Devam edelim. Daha sonra H-12.75 bu da -12.75'in nesi olacak? Kübü olacak. O da arkadaşlar 2072.6719'a eşit hesap makinesi kullanmak durumundayım arkadaşlar. Öte yandan arkadaşlar küp köküne geleceğim. O da neydi? M miydi? M-12.75 bu da küp kök içerisinde -12.75. Bunun da yaklaşık olarak değeri -2.3362'ye eşit. Öte yandan diğer fonksiyonumuz olan karekök içerisinde, evet, yani karekök içinde -12.75 tanımlı değil, bir reel sayı değil. O yüzden çünkü zaten biliyorsunuz kareköklü fonksiyonları nereden tanımlamıştık? Negatif olmayan reel sayıları tanımlamıştık. Ve -12.75 negatif bir sayı olduğu için tanım kümesinin elemanı değildir bu fonksiyonun. O yüzden de tanım kümesinde olmadığına göre zaten tanımlı değil. Bunun sonucu bir reel sayı olamaz. Mutlak değer içerisinde yani K-12.75 bu 12 -12.75'in mutlak değerini bulacağım. Mutlak değer içerisinde -12.75 de 12.75 olarak hesaplanıyor diye söyledik arkadaşlar. Şimdi şunu da ayrıca not etmekte fayda var. Şunu not etmekte fayda var arkadaşlar. Kareköklü ifadelerden bahsettiğimiz için söylüyorum.
söylüyorum. Ve mutlak diğer x'in. Mutlak diğer x'in tanımı neydi? X'e eşittir. Eğer x'ler sıfırdan büyük veya eşitti. Eksi x'e eşitti. X'ler sıfırdan küçük olduğunda. Bir de lütfen şuna dikkat edin. X karenin kare kökü de neye eşittir? Mutlak değer x'e eşittir. Biz bunu hatta mutlak değer x'in cebirsel tanımı diye de söyleriz. O yüzden mesela karekök içerisinde eksi 25'in karesi mutlak değer içerisinde eksi 25, o da 25'e nedir? Eşittir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bu elementer fonksiyonların grafikleri verildiği zaman yatay ve dikey kaydırmaları kullanarak yatay ve dikey kaydırmaları kullanarak mesela işte y eşittir x fonksiyonu grafiği verildiğinde y eşittir x artı 3'ün grafiğinin nasıl çizileceği veya y eşittir x karenin grafiği verildiğinde y eşittir x eksi 5'in karesi veya y eşittir x kare artı 6 bunlar nasıl çizilir? Bunlardan bahsedeceğiz ama bunları bu ara bahsetmek için de neyi kullanacağım ben? GeoGebra'dan yararlanacağım. GeoGebra'da interaktif olarak hazırlamış olduğum grafikler sayesinde farklı elementer fonksiyonlar için farklı kaydırmalar, yatay ve dikey kaydırmaların grafiklerini ne yapacağız? Görebileceğiz. Onun için de izninizle hemen GeoGebra sayfasını paylaşacağım. GeoGebra'yı açtık. GeoGebra'da y eşittir x doğrusunun grafiği karşımızda. Ve biz buradaki kaydıraçları kullanarak arkadaşlar, İngilizcesi slider, Türkçesini bilmiyorum, kaydıraç diyeceğim. Bunları kullanarak yatay ve dikey kaydırma yapacağım. İlk önce dikey kaydırma yapmak istiyorum. Yalnız şunu belirtmek isteyelim. Burada bu birim fonksiyon olduğu için dikey ve yatay kaydırmalar sonucunda elde edeceğimiz fonksiyonların denklemleri arasında bir farklılık söz konusu olmayacak. Onu belirteyim. Şimdi ilk önce dikey kaydırma yapacağım. Bu dikey kaydırma için de yeşil olan kaydıracı kullanacağım. Eksi 5'e doğru bunu sürüklüyorum. Bakın eksi 5'e doğru sürüklediğim zaman ne gözlemledik? Fonksiyonumun denklemi x eksi 5 oldu. Farkındaysanız fonksiyonumun denklemi ne oldu? Y eşittir x eksi 5 oldu arkadaşlar. Ve tabii ki. Pekala, dikey kaydırmaların nasıl olduğunu görmüş olduk. Yani ne gördük dikey kaydırmada? Verilen fonksiyonun grafiğini pozitif ise x ekseninin üzerinde, negatif ise verilen sayımız x ekseninin altında. Y ekseni üzerine ne yapıyoruz? O kadar verilen sayı kadar kaydırıyoruz. İşte k eşittir eksi 5 olduğunda 2 eksen üzerinde verilen fonksiyonun grafiğini alıyoruz ve 5 birim ne yapıyoruz? Aşağıya doğru indiriyoruz. Olay bu kadar basit. Pekala, yatay kaydırmalar nasıl yapılıyor? Yatay kaydırmalar nasıl yapılıyor? Onu da gösterelim. Yatay kaydırma için de buradaki kırmızı renkle göstermiş olduğum kaydıracı kullanacağım. Yatay kaydırmada mesela h'yi 5 birim yaptım. Ve bakın fonksiyonun denklemi neye eşit oldu? X artı 5. Fonksiyonun denklemi x artı 5 oldu. Tıpkı dikey kaydırmada olduğu gibi. Yani denklem burada bizim doğrumuzun denklemi neye eşit x olduğu için yatay ve dikey kaydırmalarda fonksiyonun denklemi arasında bir farklılık söz konusu olmuyor. Ama bu sadece bu örneğimizde geçerli. Onu dikkat edelim lütfen. Diğer örneklerde böyle olmayacak. Yatay kaydırma yaparken ne yapıyorum? H sayısı 5. Yani 5 birim ne yapmam lazım? Yatay eksende kaydıracağım. Ama nereye doğru kaydıracağım? X ekseninde sola doğru. Negatif olarak kaydırıyorum. Yani y ekseninin soluna doğru kaydırıyorum. 5 birim sola kaydırıyorum. Ve bakın ne oluyor? Verilen fonksiyonumu y eşittir x artı 5 fonksiyonum x eksenini eksi 5 noktasında kesiyor. O yüzden zaten 5 birim sola kaydırıyor y ekseni üzerinde, x ekseni üzerinde. Eğer h'yi eksi mesela 3 yapsaydım bu sefer bakın ne oldu? Y ekseninin sağına doğru
yatay düzlemde 3 birim sağa kaydırmış oldum. Y eşittir x fonksiyonunun grafiğini. Morla verilen nedir? Y eşittir x eksi 3'ün grafiğidir. Y eşittir x eksi 3'ün x eksenini kestiği noktada neye eşittir? 3'e 0'dır. Bakın artık kökümüz, yani y eşittir x eksi 3'ü 0 yapan nokta x eşittir 3 noktası olduğu için kaydırma eksi 3 olsa dahi ben onu ne yapıyorum? X ekseni üzerinde 3 birim sağa doğru kaydırmak durumundayım. Gelelim y eşittir x kare fonksiyonuna. Y eşittir x kare fonksiyonu verilse dikey kaydırmadan başlayacağım. Dikey kaydırma için de buradaki yeşil neyi kullanacağım? Kaydırıcı kullanacağım. Bakın 5 birim yukarı kaydırdım. 5 birim yukarı kaydırdığımda fonksiyonumun denklemi neye eşit oldu? İfadesi neye eşit oldu? Y eşittir x kare artı 5. Y eşittir x kareye ne yaptım? 5 birim ekledim. Y'nin aldığı her değer 5 birim arttı ve y ekseni üzerinde 5 birim bir yukarı doğru hareketlenme söz konusu oldu. Y ekseni üzerinde 5 birim yukarı doğru kaydırmış oldum. Eğer k'yı 3 birim alsaydım, 3 birim yatay eksen üzerinde kaydırmış olsaydım, o zaman ne olacaktı? Tabi burada 3 birimi tam seçemedik. Olsun, 3.1 birim olsun, önemli değil. Bakın ne oldu? Bu sefer de y eşittir x kare parabolünün, yani şu kesik kesik çizgide verilen parabolün grafiğini y ekseni üzerinde pozitif yönde 3.1 birim ne yapıyorum? Kaydırmış oluyorum. Yani aslında tepe noktasından tutup yukarı veya aşağıya doğru sürüklediğiniz zaman zaten olay çözülmüş oluyor. Denkleminizin nasıl değiştiğini de lütfen dikkat edin. Mesela bakın dikey kaydırma eksi 4'e eşit olduğu zaman fonksiyonun ifadesi x'in karesi eksi 4'e eşit oluyor. Diyelim ki dikey kaydırmamız 0, fonksiyonumuz y eşittir x kareye eşit. Yatay kaydırma yaparsam ne olacak? Mesela h'yi ne yapayım? 1 birim sağa doğru 1 birim kaydırayım. Bakın ne oldu fonksiyonun denklemi? X artı 1'in karesi oldu. X artı 1'in karesi x eksenini ne zaman keser? X eşittir eksi 1 olduğunda keser. X eşittir eksi 1 olduğunda keseceğine göre h eşittir 1 olduğuna, yani yatay kaydırma 1 olduğunda ben x karenin grafiğini x ekseni üzerinde 1 birim ne yapıyorum? Sola kaydırıyorum. Evet, pekala. Mesela 2 yaptım. Bakın kaydırmayı 2 yaptım. Yapamayacak mıyız gene? Neyse 1.9 olsun, hiç önemli değil. Eksi 1.9. Bakın fonksiyonun denklemin ifadesi ne oldu? X artı 1.9'un karesi oldu. Peki kaydırma nasıl yapıldı? Kaydırma y ekseninin soluna doğru negatif x'ler için üzerinde, değil mi? X ekseni üzerinde bir de 1.9 birim sola doğru kaydırdım. Yani negatif sayılarda kaydırma yapıyorum. Neden? Çünkü x artı 1.9'un parantez karesi artık ne zaman sıfıra eşit oluyor? X eksi 1.9'a eşit olduğu zaman sıfır oluyor. Gelelim kaydırmalarımız negatif sayılar olsa. Mesela h eşittir eksi 5 olduğunda. Bakın fonksiyonun denklemi neyle verildi? Fx eşittir x eksi 5'in parantez karesiyle verildi. Peki ben x karenin grafiğini nasıl kaydırdım? X ekseni üzerinde 5 birim sağa doğru kaydırdım. Bakın x eksenini kestiği nokta 5'e 0. Neden? X eşittir 5 olursa fonksiyon 0 değerini alıyor da ondan dolayı. Gördüğünüz üzere demek ki yatay kaydırmalarda ve dikey kaydırmalarda hareketlerin yönü, değil mi, değişiyor. Sayıların negatif ve pozitif olması durumunda. Yatay kaydırmada arkadaşlar, eğer kaydırma miktarımız pozitif bir sayı ise o zaman ben yatay eksende y ekseninin soluna doğru kaydırma gerçekleştiriyorum. Mesela 5, h 5 oldu. Yatay kaydırmamız 5 birim. Ne yapıyorum? Eksi 5'e getiriyorum.
bu y eşittir x kare parabolünün tepe noktasını ve fonksiyonumun denklemi neye eşit oluyor? Y eşittir x artı 5'in parantez karesine eşit oluyor. Öte yandan eğer h negatif bir sayı olursa o zaman mesela işte eksi 4 nokta eksi 3.9. Bu sefer ne yapıyorum? Ben 3.9 birim yatay eksen üzerinde sağa doğru x kare parabolünün grafiğini ne yapmış oluyorum? Kaydırmış oluyorum arkadaşlar. Diğer elementer fonksiyonlar için de aynı işlemleri gerçekleştireceğim. Mesela kökx fonksiyonu için. Kökx fonksiyonunda ilk önce yatay kaydırmayı 0 yapayım. Dikey kaydırmayı bakın mesela 5 birim yaptım. Dikey kaydırmayı 5 birim yaptığım zaman fonksiyonun denklemi neye eşit oldu? Kökx artı 5. Kökx artı 5 oldu. 5 birim burada kökx'in aldığı her değer 5 birim fazlalaştı. Mesela x eşittir 1'de kökx 1 değerini alıyorken artık kaç değerini alıyor? 6 değerini alıyor. X eşittir 2'de benim fonksiyonum kök 2 değerini alıyorken, kök x fonksiyonu kök 2 değerini alıyorken artık kaç değerini alıyor? Kök 2 artı 5 değerini alıyor. Doğal olarak fonksiyonun aldığı her değer 5 birim arttığı için ben bunu ne yapıyorum? Y eksen üzerine 5 birim yukarı doğru böyle yükseltiyorum, kaydırıyorum. Peki negatif olursa dikey kaydırma o zaman ne oluyor? Ona da bakalım. Bakın negatif olduğu zaman da kök x'in grafiğini y ekseni üzerinde 5 birim aşağıya kaydırıyorum ve fonksiyonumun denklemi de neye eşit oluyor? Kök x eksi 5'e eşit olmuş oluyor. Evet, peki dikey kaydırmayı sıfırlayayım. Yatay kaydırmayı göstereyim. Yatay kaydırma bakın şimdi artık biliyoruz az çok ne olacağını. Mesela h 5 olursa bakın denklem neye eşit oldu? Kök içinde x artı 5 oldu. Bakın kök x artı 5 olmadı. Kök içinde x artı 5 oldu. Ve bu yeni fonksiyonumun x eksenini kestiği nokta neresi oldu? Eksi 5. X eşittir eksi 5 noktası oldu. Yani ben kök x'i ne yaptım? Aldım. X ekseni üzerinde 5 birim sola doğru kaydırmış oldum. Eğer kaydırma miktarımız negatif olsaydı, eksi 2.4 gibi olsaydı o zaman fx fonksiyonunun ifadesi ne için olacaktı? Kök içinde x eksi 2.4. Kök içinde x eksi 2.4 ve artık bu fonksiyonun kökü yani fonksiyonun sıfır değerini aldığı yer x eksenini kestiği nokta 2.4 olacağı için ben kök x fonksiyonunun grafiğini 2.4 birim ne yapmış oldum? Sağa kaydırmış oldum arkadaşlar. Peki bir tek bu şekilde sadece yatay sadece dikey mi kaydırabiliyoruz? Hayır. Her ikisini aynı anda yapabilir miyim? Kesinlikle evet. Bakın şimdi mesela x kare fonksiyonu için görelim. Mesela yatay eksende bir nokta bir birim kaydırdım. Dikey eksende 3 birim kaydırdım. Değil mi? 3 birim kaydırabilirsem kaydırdım. Ha, çok güzel. Bakın fonksiyonun denklemini görebiliyor muyuz? X artı 1'in parantez karesi artı 3. Tepe noktası ne oldu? Eksi 1'e 3 oldu. İlk önce hatta bu tarz grafikleri çizerken yani x artı 1'in parantez karesi artı 3 bu doruk formu dediğimiz form arkadaşlar. İlk önce x karenin grafiği size verildi. İlk önce yatay kaydırmayı yapın. Sonra da dikey kaydırmayı gerçekleştirin. Böyle bir soruyu çözmek, grafiğini çözmek için. Gene mesela hepsini sıfırlayayım. Daha rahat görmeniz için yapacağım. Diyelim ki yatay eksende 3 birim sağa kaydırılmış olsun. Dikey eksende de 2 birim aşağıya doğru kaydırılmış olsun. İlk önce yatay eksende 3 birim aşağıya doğru pardon, yatay eksende kaydım yapacaktım, özür dilerim. İlk önce yatay eksende 3 birim kaydıracağım. 3 birim sola doğru demiştim hatırlarsanız. Evet bunu 3 birim sağ 3.1 diye
Ben bu bir türlü kaydetmeyi beceremiyorum ama niye öyle oldu anlamadım. Evet, 3,1 diye kaldı o. Tam istediğim gibi hareket. Tamam. 3 birim yatay eksende sola kaydırdım. Şimdi de dikey eksende kaydıracağım. 2 birim de dikey eksende aşağıya doğru kaydırıyorum. Bakın fonksiyonumun ifadesine bakalım. Fonksiyonun ifadesi x artı 3'ün parantez karesi eksi 2'ye eşit. İlk önce ne yapacaksın? 3 birim yatay eksen üzerinde sola doğru kaydıracaksın. Sonra da 2 birim dikey eksende aşağıya doğru kaydıracaksın. Bakın tepe noktasına dikkat ederseniz tepe noktası eksi 3'e eksi 2. Artı 3 var burada. Onun eksilisi tepe noktanın nesi? Tepe noktasının apsisi. Buradaki eksi 2 sabit terimi ise tepe noktasının nesi? Tepe noktasının nesi? Ordinatı. Bakın şu yazmış olduğumuz doruk formu denmesinin sebebi de nedir aslında? Doruk formu denmesinin sebebi de bu fonksiyon için size yani kare fonksiyonların işte grafiklerinde, denklemlerinde tepe noktasının sana koordinatlarının verilmesi. Benzer şekilde bakın mesela mutlak değer x fonksiyonu için yapalım bir de. Mutlak değer x fonksiyonu için de hem yatay hem dikey kaydırmaları yapalım. Hem yatay hem dikey kaydırmaları yapalım ayrı ayrı. Evet. Bakın şimdi mutlak değer x fonksiyonun grafiği normalde bu şekilde. İki tane değil mi? Kol var. Sağdaki kol y eşittir x doğrusuna eşit. Soldaki kol y eşittir x doğrusuna eşit. Ve ben ilk önce yatay kaydırma yapayım. Mesela 5 birim kaydırdım. Bakın ne oldu? 5 birim sola kaydırıyorum. H5. Ama bu 5 birim sola kayacak anlamına geliyor. Neden? Çünkü fonksiyonun denklemi mutlak değer içerisinde x artı 5 oldu. Mutlak değişende x artı 5 ne zaman sıfıra eşit olur? X eksi 5'e eşit olduğu zaman arkadaşlar. Benzer şekilde h eşittir eksi 3,4. H eksi 3,4 olduğunda fonksiyonun denklemi neye eşit oldu? Mutlak değer içerisinde x eksi 3,4 oldu. Peki kaydırmayı nasıl yaptı? Mutlak değer fonksiyonun grafiğini 3,4 birim sağa kaydırdım. X ekseni üzerinde. Bunların ikisini bir arada yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Hem dikey kaydırma hem yatay kaydırma yaparsam bakın önce yatay olarak 2,7 birim sağa kaydırdım. H eşittir eksi 2,7 idi. Sonra da 5 birim yukarı kaydırdım. Bakın fonksiyonumun ifadesine bakın. X eksi 2,7 artı 5. Bu da x eksi 2,7 artı 5. Bu da neyi göstermekte? Bakın tam şu köşenin nesini veriyor size? Koordinatlarını veriyor. Eksi 2,7 eksi 2,7'nin eksilisi ne yapar? 2,7 yapar. Artı 5 de sabitimiz. O da benim nesini gösteriyor? Benim tepe noktamın ordinatını veriyor arkadaşlar. Yani siz burada benim size vermiş olduğum elementer fonksiyonlardan istediğiniz bir tanesini açıp istediğiniz gibi bu kaydıraçları kullanarak ne yapabilirsiniz? Fonksiyonlarla oynayabilirsiniz. Oynarken hatta onların aynı zamanda denklemleri de size verildiği için denklemlerinin nasıl değişeceğini de görmüş olacaksınız. Şimdilik ne yapacağız? Dersimizi burada sonlandıracağız. Neden? Çünkü bir sonraki dersimde başka bir başlığım var. Açılmalar ve daralmalar diye o başlığı da cebir üzerinde anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu videonun altında bu sayfaya linki bulacaksınız arkadaşlar ve oradan interaktif olarak çalışma imkanı bulacaksınız. Vaktinizi ayırdığınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için ve beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle diyerek dersimi sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın.